Merhabalar. Oken programını kullanan kameraların kurulumu öncelikle programı mağazada arattırarak indiriyoruz ve program için bir kişisel hesap oluşturuyoruz. Ben programı daha önce indirmiştim. Program için bir kişisel hesap açıyoruz ve program içerisine giriyoruz. Gelen bu uyarı ekranına cancel diyebilirsiniz. Program arayüz ana sayfası kamera eklenmeden önce bu şekilde görülüyor. Şimdi kameramızı eklemek için yapılacak olan ilk işlem cihazımızı çalıştırdıktan sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne giriyoruz ve cihazın sinyalinin burada görünmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi LikeCam adlı sinyal buraya geldi. Bu seri numaraları sizde farklılık gösterebilir ama baş tarafında genelde LikeCam yazar. Bu gördüğünüz sinyal şu anda kameraya ait sinyaldir. Aynen bir modeme, bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi İlk önce bu sinyale bağlanarak görüntüyü alıyoruz. Daha sonra Wi-Fi'ye geçiş yapıyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Modemi olmayan kişiler Wi-Fi'ye geçiş yapmayacak zaten. Sadece bu sinyale bağlanarak görüntüyü alacak. Canlı ve geçmişe bu sinyale bağlanarak yani modemsiz internetsiz kullanacak kişiler bu sinyal sayesinde cihaza erişebilir. Gelen uyarıya bağlan diye şeklinde e, cevap veriyoruz. Şimdi program ana sayfasına girdiğimizde gördüğünüz gibi kamerayı direkt buraya otomatik olarak aldı. Eğer sizde almadıysa bu sayfayı aşağıya doğru çekip bırakın ve sinyalin buradan bağlı olup olmadığını tekrar kontrol edin. Bir de telefonunuzun konum ayarı kapalı olduğunda da almayabilir buraya. Konum ayarınızda açık olması gerekiyor. Şimdi üzerine tıklayarak cihazımızı çalıştırıyoruz. Şu anda canlı görüntü aldık ama nasıl aldık? Cihazın sinyaline bağlanarak görüntüyü aldık. Bakın internet olmadan bağlı yazıyor. Bu durum normaldir. Yani e, telefonunuz size şunu demek istiyor. Ben bu cihaza bağlandım ama bu cihazın içinde internet yok. Yani cihazın sinyaline bağlanarak ilk önce görüntüyü aldık. Şimdi Wi-Fi'ye geçiş nasıl yapılacak? Evde bir modeminiz varsa modeme bağlamak için cihazı cihazımızın önce canlı görüntüyü aldıktan sonra bu şekilde takılma olursa böyle arka planı bir temizleyip tekrar girdiğinizde sorun çözülecektir. Evet gördüğünüz gibi hemen açıldı şu anda. Şimdi Wi-Fi'ye geçiş yapmak için sağ üst köşeden ayarlar dişli çark butonuna tıklıyoruz. Burada da yine işaretleyerek gösteriyorum. Cihaz ayarlarımız var. Cihaz ayarlarına giriyoruz ve alt kısımdan Wi-Fi network ayarlarımız var. Buraya girdiğimizde burada çevredeki modemleri bize gösteriyor. Çevredeki Wi-Fi'leri. Kendi Wi-Fi'mizi seçiyoruz ve Wi-Fi'mizin şifresini yazıyoruz. Evet Wi-Fi şifremi yazdım. Confirm diyerek şu kısımdan bitiriyoruz. Bu aşamada da sadece bekliyoruz. Çünkü cihazımız Modemimize bağlanacak ve artık görüntüyü modem üzerinden Wi-Fi üzerinden bize göndermeye başlayacak. Bu sayede evden çıktıktan sonra bile cihazımıza ulaşabileceğiz. Bu arada bu kurulum sistemi şu anda yani yaptığımız Wi-Fi'ye geçiş sisteminde hata verirse bunun da modem kaynaklı sebepleri olabiliyor. Böyle bir durum olursa aldığınız cihazda yine bizlere ulaşırsanız modemler hakkında da çözümler sunacağızdır size. Şimdi e, şu anda Wi-Fi'ye geçmiş olması lazım. Şunu da belirtelim. Wi-Fi işlemine geçiş yapıldıktan sonra buradaki like'em adlı sinyal buradan otomatik olarak gizlenecektir. Bu sinyale artık ihtiyacınız yok. Çünkü cihazınız, yani almış olduğunuz kameranız e, artık görüntüyü size modem üzerinden gönderecektir. Evet. Geri tıklayalım. Geri çıkalım. Ana sayfaya tekrar geldik. Şu anda gördüğünüz gibi e, cihazımızı bağlanmaya çalışıyor. İlk etapta kurulumda bu şekilde bekletirse evet şu anda bitirdi. Dediğim gibi arka planı böyle komple temizledikten sonra programa tekrar girin. Herhangi bir hata olmayacaktır. Gelen bu ekrana da cancel diyebilirsiniz. Şu anda canlı olarak izleyebiliyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Wi-Fi'mizi kapatıp evden çıktığımızı varsayalım ve mobil veri açalım. Mobil verideyken de Cihazımıza sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyorsak zaten e, kurulumumuz başarılı olmuş demektir. Evet mobil veriye geçtik ama dediğim gibi arka plandan uygulamayı bir temizleyelim tekrar girelim. Cancel diyoruz. Hatta programa girdiğinizde kamerayı canlı çalıştırmadan önce bu sayfayı aşağıya doğru bir çekip bırakalım ki bir yenileme yapsın. Tekrar ortaya basarak şu anda canlı görüntüyü alabiliyoruz. Ürünün kullanımı basit zaten. E, kullandıkça da çözeceksinizdir. Uygulama İngilizce ama gayet basit bir uygulamadır. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.